Evet sevgili dostlar kanalımızda yaşanan bazı sıkıntılara rağmen kanalı satmayanlar gitmeyenler Fenerbahçe aşkıyla Kadıköy sokak aşkıyla ve aile olmanın verdiği bilinçte kanalımızda kalan herkese selamlar olsun arkadaşlar. Bir şeyler anlatmama gerek yok hepiniz her şeyi görüyorsunuz. Fenerbahçe Eda Erdem'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıklamış. Ben böyle 8 Mart'a 10 Mart'a bilmem 31 Mart'a falan karşıyım. Kadının günü olmaz. Kadın annedir. Kadın candır. Kadın bir toplumun temel taşıdır. Kadınlara 365 gün değer verdik, verdik, vermedik. Rezil olmaya mahkum bir milletiz arkadaşlar. Bu dünyanın her milleti için geçerli. Yani eğer Müslümansanız cennet annelerin ayakları altındadır diyor ki her kadın bir anne adayıdır. Burada verilmek istenen mesaj malum. Eğer başka bir şeyseniz başka bir şey. Yani bunu özellikle belirtmek istedim. Arda Güler milli takımdan abilerine karşı bir beğeni atmış. Geri çekmiş. Ama uzatıldı mesele. Ama işte çocuğu işte Galatasaraylı şu ilan edilmiş. Ya açık söyleyeyim mesela derbi maçlarından sonra falan bazen bazı arkadaşlar paylaşımlar atıyorlar mesela. Gülesim geliyor. Mesela benim bir sözüm var yıllar önce Beşiktaş'a bizimkiler mal siz daha da malsınız diye. Yani herkes bana bunu gönderiyor. Hocam şurada paylaşmışlar, burada paylaşmışlar. Yani 100 yıl boyunca herhalde yüzyıllar boyunca asra hitap edecek bir cümle kurmuşum. Çünkü bizimkilerin yaptığı salaklığa bunlar daha beter beterilen karşılık veriyorlar. O ayrı mesele ama bazı gerçekler var hayatta. Yani eş, dost, arkadaş, akraba yani hep bir sosyal hayatın içerisinde farklı takım taraftarlarıyla iç içeyiz arkadaşlar. Ve bu bir gerçek. Düşman değiliz, sadece rakibiz. Ha, düşman gören varsa anasının ak sütüyle değil babasının kara sütüyle büyümüştür. Çünkü bu düşmanlık eğer düşman olarak görüyorsan, böyle bir zihniyete sahipsen, sen FETÖ'den de betersin, öbür terör örgütlerinden de betersin, hepsinden betersin. Ben sosyal medyada çok görüyorum. Ağzını bozana direkt engelleyip basıp geçiyorum. Hiç umursamıyorum. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bunlara prim vermeyin. Fenerbahçe Beko maçında 16 yaşında Fenerbahçe Beko'nun 2008 doğumlu oyuncusu Ömer Ege Ziyaettin Tepeden e, üçlüğü yollamış. Ataşehir'de herkes ayaklanmış. Şimdi 1977 mağlup etmiş. Yasuke Vichos yönetiminde Türkiye Basketbol Ligi'nde onda 10 yapmış ve liderliğini sürdürmüş. Darısı şampiyonluğa inşallah. Her branşta şampiyonluğa ama <laughs> böyle 16 yaştaki gençlerde değinelim. Dediğim gibi Arda Güler'in yaptığı da sadece abilerine bir beğeni atmış arkadaşlar. Bu kadar abartılacak bir şey yok. Ha, sonra o da farkına varmış. Ulan tepki çek, yerim diye. Onu söyleyeyim. İrfancan kahvecinin tedavisi iyi gidiyor. 10 gün içinde döner diyen var, 15 gün içinde döner diyen var vesaire. Sevgili Sercan Hamzoğlu Trabzonspor maçın dönüş maçı olarak söylüyor ama orada bir ayrıntı belirtiyor. Ya yani düz koşulara başladı diyor. Pendik spor maçında kadroda olması bekleniliyor. Bakın Pendik spor maçında kadroda olması bekleniyor. Belki 15-20 dakika kendileri deneyebilir. Union Saint Louis eşleşmesinin rövanşında 45 dakika oynayabilir. Trabzonspor maçında ise 90 dakika oynayabilir diyor. Ki en doğrusu buydu. Size bahsettiğim olay neydi arkadaşlar? Salıya odaklanan diye ki pazartesi günü bu haberi verdiler. İyi de oldum. Ee, başka Başka neler var? Fenerbahçe Opet Vakıf 25 yani 3-1 mağlup etmiş. Tek tek saymayayım. Ligde üst üste 20. Toplamda ise 21. galibiyetine imza atan Sarı Melekler zirvedeki yerini korumuş. Fenerbahçe bir spor kulübü olduğu için arkadaşlar her branşı bizim için önemli. Şimdi Saint Julius maçı var. Fred'in Julius maçında ilk 11 başlaması artık hemen hemen kesin gibi arkadaşlar. Bir aksilik yok. Hani benim duyumlarıma göre artık Fenerbahçe Saint Julius maçına direkt çıkacak az kadroyla. Ki bir taraftan da şunu söyleyeyim. Mecbur arkadaşlar gördünüz yani bir şey yaşadık ee, ne derler ona bacıya yaşadık ona rağmen de böyle yedek çıkayım şöyle yapmıyorum asla yapılmaz Fred'in de dün doğum günüydü nice yıllara Fred 31 yaşına giren yıldız futbolcumuz arayı kapatmak için arkadaşlar özel antrenör tuttu ekstra birebir çalışmalar yaptı salon idmanları vesaire yaptı yani hocam bu da ama sakatlanıyormuş diyeceğiniz bir oyuncu değil merak etmeyin oyuncu kendine çok çok bakıyor. Ancak yani Türk futbolunun ilginç bazı durumları var. Mesela Avrupa'nın 5 büyük liginden sonra yayın gelir en fazla olan ligi Türkiye Ligi olmuş. TFF Kulüpler Birliği 7 yıl aradan sonra arttırmışlar. Yani şu söyleniliyor, bu söyleniliyor. ama Feridun Nideloğlu'nun da dediği gibi Türk futbolunda yayın haklarının kulüplerin lehine olacak biçimde satış başarısını yani iki Fenerbahçe başkanı nasip oldu Ali Koç'a ve Aziz Yıldırım'a Türk futbolunun bu ikisine teşekkür borcu var ama baktığın zaman Türk futbolu bu ikisinden nefret ediyor. Niye? Çünkü basın, medya Galatasaray'ın elinde. ya yani Bugün Galatasaray medyası isterse Recep Tayyip Erdoğan'ı başka bir şey gösterebilir. Elleri o kadar güçlü. O yüzden de kimse bunlarla uğraşmak istemiyor. Herkes bunlardan çekiniyor. Bunlardan korkan da var. Aman bizi kötü gösterir falan diyor. Hocam öyle bir şey olmaz. Sen de abarttın. Vallahi ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Cengiz Ünder'in açıklamaları var arkadaşlar. Önemli açıklamalarda bulunmuş. Ben bazılarını derleyip konuşacağım. Ya 1907 UNIFEB'in düzenlediği aydınlık gelecek ödüllerinde e, ödüle layık görülmüş. İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz diyor Perşembe günü. Belçika Ligi'nin lideri son dönemde iyi performans sergilemiş bir takım. Özellikle Liverpool'a karşı inanılmaz performanslar vardı. Umarım bu maçtan iyi bir şekilde ülkemize dönüp rövanş için avantaj elde ederiz. Bunu yapabilecek güçte bir ekibiz. Umarım istediğimiz skor elde ederiz diyor. Bugün Fenerbahçe teknik direktör ve bir futbolcu konuşma yapacak. Muhtemelen Fred'in konuşmasını bekliyorum ben. Ama herkes <laughs> olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Konferans liginde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bak sihirli cümle bu. Zamanında Gökhan Gönül de UEFA yarı finale giden süreçte bu cümleyi kullanmıştı. En doğru cümle bu. Onu da belirteyim. En büyük hedefimiz ve amacımız finale kalabilmek. Sonrasında Pendik Spor maçını düşüneceğiz. Bu maçta da taraftarımızın önünde iyi bir futbol sergilemek istiyoruz diyor. Pendik maçından bahsediyor. Şu anda da bu güçteyiz. Takımımızın performansı da iyi. Bu gücü hem perşembe hem pazar günü göstereceğimizi düşünüyorum diyor arkadaşlar. Pazar günü olması da kötü oldu İlk. Neyse genel amaçları da solumu kapatmaya çalışıyorlar. Hızım ve kuvvetim var. Sağ taraflarından da rahat şekilde geçebilirim. Ben değil onlar düşünsün demiş stil danışmanı tutup tutma yakın çevreme bu konuları konuşuyoruz. Kız arkadaşımla sevdiğim aile üyeleriyle konuşup kendim takip etmeye çalışıyorum diyor. Şimdi e, ben şunu söyleyeyim. Cengiz'in birçok öğrenciye nutuk kitabı hediye ettiği bazı öğrencilere e, ne diyeyim burs verdiği falan ortaya çıkmış. Gerçekten bunlar da hoş şeyler. Mutlu olduğum şeyler arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe kendi ipini kendi kesmek zorunda. Bunu Sertaç Komşuoğlu da söylemiş. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz net demiş. Şimdi orada yenmemiz gerekiyorsa gider orada yeneriz. Şampiyon oluruz. Bu camia ben şunu söyleyeyim. Arenada çok yani galibiyetler gördü. Ve sorun değil. Bakın o maça kadar Galatasaray'ın takılacağı maçlar var. Belki Fenerbahçe'nin takılacağı maçlar var. Takılmamak lazım Fenerbahçe olarak. Yani biz bu saatten sonra tam kadro bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Ben futbolu bir eğlence olarak görüyorum. Bazıları futbolu başka şey olarak görüyor. Ne bileyim yanağını sıktıranlar oluyor. İşte başka şeyini başka şey yaptıranlar oluyor. O onların tercihi ama ben futbolu bir eğlence olarak görüyorum. Benim gördüğüm eğlencede şu Fenerbahçe takımının birçok şeyi yapması lazım. Gerçekten bak. Mesela Galatasaray takımına bakıyorum. Büyük umutlarla Zaha'yı almışlar. Adamlar çok kötü bir performans. Şampiyonşip takımları falan artık e, talepte bulunmaya başlamış oyuncuya. Dikkat edin hiç şeyini vermiyorlar. Hiç kodunu vermiyorlar. Fenerbahçe yönetimine gitmiş. Oyuncu beni tekrar transfer eder misiniz diye. Fenerbahçe yönetimi sırt çevirmiş. Hiç bunu konuşmuyorlar bak. Biz de olsa yangın yerine çevirdir ortalık. Ya aynı puanda sayılırsın bak. Gerçekten diyorum aynı puanda sayılırsın. Orada maçın var. Şu anda Fenerbahçe arenada galip geldiği her senaryoda şampiyon kalan bütün maçlarını kazan. Arenada galip gel şampiyonsun. Her senaryoda. Galatasaray bu süreye kadar iki maçça yenilir. 3 maçta yenilir. Hani onu ona göre değerlendirirsin. Mesela bak biz gömmeyi çok iyi beceriyoruz. 2007-2008 sezonundan bu yana. Süper Lig deplasmanlarında en yüksek kalesini gole kapatma yüzdesi Dominik Livakovic'e ait. Yani sorsak ben de dahil çoğumuz beğenmeyiz. Bak mesela Tadic ülkesinin Sırbistan'ın 21 Mart 25 Mart'ta oynayacağı hazırlık maçı kadrosunun aday kadrosuna çağrılmış. Şu yaşına rağmen biz malum. Edin ile Kurunic, Bosna Hersey'in Ukrayna'da yapacağı Euro 2024 playoff eleme kadrosuna çağrılmış. Livakovic Hırvatistan'ın e, Abu Dhabi'de yapacağı turnuvaya çağrılmış ki 26 22-26 Mart arasında. Ben diyorum ki bizde bir şey var. Bizde bir gömme merakı var. Ya biz bunu gömerken PFDK arka planda Ankara gücü maçındaki saha olayları çirkin tezahür edildi. 122 bin lira para cezası vermiş. Hatay maçından dolayı bizi şeye sevk etmiş. Düşünün yani. Biz bunları konuşurken arka planda neler dönüyor? Ben şunu söyleyeyim. Biz elimizdeki değerleri gerçekten bilmiyoruz. Bak. Biz bunları konuşurken arka planda başka olan olayları da anlatayım size arkadaşlar. Ya başka arka planda çok fazla olaylar oluyor. Mesela var. Var hangi durumlarda müdahale edebilir arkadaşlar? Hiç bunu düşünürüz mü? Hani mesela Fenerbahçe maçında var müdahale ediyor. Başka maçlarda ediyor. Hiçbir şüphe olmayan, yoruma açık olmayan, taraflı tarafsız herkesin fikir birliğine vardı. Açık, bariz, net ve kanıt sunabileceği pozisyonlara müdahale edebilir. Mesela Galatasaray Kayseri Spor maçında 90 artıda üfürükten bir penaltıyla maçı kazandı. Hiç bu kadar konuşulmadı. Osterwold diye yapılan hareket mesela Fenerbahçe Kasımpaşa maçında net penaltıydı. Kimse sesini çıkartmadı. Son dakika ortalanıyor. Hem sol elini hem sağ elini diyor. Hiçbir şüphe yok. Yoruma açık değil. Net elle oynamış. Herkesin penaltı diyeceği bir pozisyon. Sosyal medya yorumcularına bile dikkat edin. Var buna karışmamalıydı diyor. E Galatasaray maçı mesela. E şeyde, e, Antalya maçında iki tane penaltılık pozisyon oldu. Hangisi şüphe olmayan, yoruma açık olmayan? Ha bilmem tribün çekimleri geldi. Bak ayağının ucuna hafif dokunmuş. Orada da net delil yoktu. Çağırmaması lazımdı mesela. Torreira'nın ayağı bastı. Net basıyor. Al sana delil. Çağırman lazımdı. Bak varın görevi hakemin maçı hatasız yönetmesini sağlamak değil. Skandalların önüne geçirmesi. Yani her şeyin sağlaması değil. Ama Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe'nin aleyhine olacak, olabilecek her pozisyona kanıtlı kanıtsız müdahale edebiliyorlar. Ahmet Ercanlar bazı bilgiler paylaşmış. Tolga Özkalfa istifa etmedi. Görevden alındı. Ancak Tolga Özkalfa İzmir çetesi üzerinde etkisini korumak için o hakemlere sizin için istifa ettim demiş. Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Alper Ulusoy. Cehennemin dört zebanisi. Yedikleri içtikleri haram olsun diyeceğim. Dört isim. İstedikleri maçlara tanıyorlarmış. Ve son haftalarda yıpranmamak için büyük maçlardan kaçmışlar son 16'da Galatasaray maçlarına bu 4 var hakemi kesinlikle atanacak diyor. Bunun altyapısı yapıldı. Beşiktaş maçıyla başladı diyor. Beşiktaş'ın itirazı var kimse umursamıyor. Beşiktaş herkes küçük bir takım olarak görüyor. Hani yansın yansın da beyinsizliğine yansın diyor insanlar vesaire vesaire. O da çok mühim değil. Bütün bunların arasında arkadaşlar Fenerbahçe ilk transferi gerçekleştirdi. Evet yanlış duymadınız. Fenerbahçe Futbol Akademisi Urla Belediye Spor Kulübü U11 takımının kaptanı ve gol kralı Furkan Soytürk'ü kadrosuna kattı. Hocam sen de Allah'ını seversen Furkan Soytürk katılsana katılmasın. İyi de arkadaşlar Fenerbahçe Futbol Akademisi U11 takımının kaptanı yani Urla Belediye'nin kaptanı ve gol kralı Furkan Soytürk'ü kadrosuna kattı. Bu kadar basit arkadaşlar. Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi ve daha nice transferler gerçekleştirecek. Bunu da ben buradan söyleyeyim. Can Uzun. Kenan Yıldız benim çocukluğumdan beri en yakın arkadaşım. Reyhansburg'da futbol sahasına o kadar çok gün geçirdik ki. Ama hiç, hiç kulüpte birlikte oynayamadık demiş. Ya şimdilik. Şimdi nihayet Türk milli takımıyla bunu telafi edeceğiz diyor. Can Uzun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe can uzunu gözlemlemeye devam ediyor arkadaşlar. Ve mevcut transfer listesinde seri başı olan isimlerden biri. Kenan Yıldız treni kaçtı. Kenan Yıldız biz bize 15 milyon euro çekti. Şimdi onu da söyleyeyim. Yani yönetime tamam kızabiliriz edebiliriz ama 15 milyon euro çektiler. Ben size bu can uzun konusunda da şunu özellikle belirteyim. Can uzun olmaz diye bir şey yok ama bence o trende kaçtı. Ya Kenan Yıldız Kenan Yıldız'ı ben şu anda dünyada alabilecek çok fazla kulüp tanımıyorum. Kolay kolay alabilecek çok fazla kulüp tanımıyorum. Onu da söyleyeyim. Ha, Fenerbahçe iyi bir yapılanma geçirmek zorunda. Karşımızdaki yapıyı, yapılanmayı görüyorsunuz. Bunlarla hani böyle e, iyi kadro kuruyum şundan bundan baş edemezsin. Bunlara karşı masada güçlü olacaksın. Bana ne derseniz in 15 milyon euro verip futbolcu alacağına 15 milyon euroyu başka yere saç. Masada güçlü ol. Çünkü bunlarla bu şekilde baş edemez. Açık ve net söylüyorum. Bunlarla baş edemez. Bunlar her yere ele geçirmişler. Her yere adamlarını yerleştirmişler. Sen Fenerbahçe olarak bilmem ben spor kulübüyüm. Şöyleyim böyleyim. Kulüpler birliği hepsi hikaye. Geçin hepsini. Hepsini geçin. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe 11 as oyuncusunun 11'i sakatlansın. Dediğim masa oyunlarını yapsın. Sezonun sonuna kadar 10'da 10 yapar. Galatasaray'da 5 maçın en az 5 maçını kaybeder. Yani. O yüzden. Ben Fenerbahçe başkanı olsam. Bugün beni başkan seçseler. Para edecek bütün futbolcuları satarım. Ciddi söylüyorum. Öyle olmaz böyle olur derim. Para edecek bütün futbolcuları satıp. Borcu da azaltıp. Başka şeyler denerim. Mesela yüzümü okşattırırım. Ne ya bileyim yani şampiyonluk için bazı demek ki her şey mi bak diyor bazı insanlar. Hani vesaire vesaire. Neyse. Ne demek istediğimi anladınız siz. Bu arada Galatasaray Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonu yeni bir teklif yapma kararı almış. Ben de yönetimine söyleyeyim. Eşek değilsiniz herhalde. Gidin siz de teklif yapın. Gidin siz de teklif yapın. Karıştırın ortalığı. Ben alın almayın diye söylemiyorum. 19 yaşında bu arada e, genç bir futbolcu. Siz de teklif yapın. Galatasaray nasıl senin futbolcuna teklif yapıyor? Üçüncülük Almanya üçüncülükinde bir gol üç asist yapmış. Hocam bırak biz Murat sağlam aldık. Ne çıktı görüyorsun Allah'ını seversen. Ya Galatasaray da birçok futbolcu aldı. Hiçbir şey çıkmadı. O da ayrı mesele. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Yapılabilecek bütün çirkinliği yapacaksın artık. Geçin. Bak sende Ferdi Kadıoğlu var. Arsenal'in scout'u Edu Gaspar olumlu rapor vermiş gözlem altına alınacakmış. Ben şunu söyleyeyim Ferdi Kadolu'nu biz sezon sonunda asla tutamayız. Onun yerine birini de almamız lazım onu da belirteyim. Yani TPP başkanlığı için Mustafa Eroğut'un ismi geçiyormuş. En kuvvetli aday olduğu konuşuluyormuş. Mehmet Büyükekşi Euro 2024'ten sonra görevi bırakacakmış. falan filan. Ali Koç'un da TFF Başkanlığı'na aday olduğu söyleniyor. Benim bir tane adayım var. TFF başkanlığına. Kim biliyor musunuz? Bak. TFF başkanı Murat Sancak olsun. Fenerbahçe başkanı da Ali Koç şey Aziz Yıldırım olsun. Ali Koç bıraksın. Aziz Yıldırım olsun. Kesinlikle Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü niye? Ee, i̇ki tane şerefsizlikten nefret eden başkan. Biri federasyonun başına. Biri Fenerbahçe'nin başına. Ya bu başkanlara karşı öyle dümenle memene şampiyon olamaz kimse. Onu da söyleyeyim. Dümen demişken Fatih Terim Foru davasında e, bulunan isimlerden Muslera'ya 8 Mart Cuma günü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek celseye zorla getirilme kararı verilmiş. Hakimler sürülmezse, görev yerleri değiştirilmezse, o gün başka bir şey oldu deyip dava ertelenmezse, o gün oynayacak Çaykur Rüzey maçında oynamayacak falan filan diyorlar. Ama ben hala e, o günkü davaya dair her şey olabilir diyorum. Hakimlere dair başka bir şey olabilir diyorum. Onu da söyleyeyim. Saadettin Saran Ali Bey de bunu divan kurulu toplantısında çok güzel ifade etti. Çok dikkatli etmeye çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarıma da seçim kelimesini yasakladım. Ali Bey aday değilse kim olursa olsun hiç fark etmez. Adayım demiş. Saadettin Saran aday. Aziz Yıldırım başkan olacak. Ben bunu daha önce de söyledim arkadaşlar. Bu arada Ali Koç Hatay maçından önce takım uğurlamak için Samandıra Can Parti takıma moral vermiş. Abdülkerim Durmaz diyor ki zamanında Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı'na lig bizim kupa sizin demişti. Şimdi soruyorum o zaman kim kimin kayığına ve salıncağına binmişti diye. Ya işin içinde bazı takımlar oldu muydu? Kayığa binme, salıncağa binmeye, yüzünü okşattırma, ne bileyim 23 Nisan'daki gibi koltuğa oturma, kucağa şey yapma falan. Ya her şey olabiliyor. Maalesef. Maalesef. Ama biz krizleri değerlendirmek zorundaydık. Ya kendi adıma söyleyeyim. Mesela malum camiada Olivier'e Abdülkerim Zaha kadro dışıydı. Yani yaşanan kavgalar, paralar falan filan denildi. Okan kamburunun üstüne yürüdü, şöyle oldu, böyle oldu falan filan denildi. Bak Fenerbahçe bunların hiçbirinden bir şey çıkartamıyor. Hep saha dışı. Şimdi arkadaşlar bir şeyi konuşurken dikkat etmek lazım. Mesela Trabzonspor'un Alanya maçında yediği gol. Eğer Fenerbahçe maçında böyle bir gol olsa, Fenerbahçe rakibine böyle bir gol atsa bütün Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı inim, inim Şike var, şaibe var. Böyle şike görülmedi, şöyle görülmedi, böyle görülmedi. İyi de ne ala az var şikeyle? Siz paranoyak olmuşsunuz diyor. Paranoyak kim biliyor musunuz? Emanuel Emenike hem Fenerbahçe'ye karşı hem Trabzonspor'a karşı oynamamasına rağmen para sayma görüntüleri var diyenler. Anladınız mı? Asıl bunlar paranoyak olanlar. Ya düşünsene futbolcu hem Fener'e oynamamış hem Trabzon oynamış para sayma görüntüsü. Lan niye para verildi o zaman? O zaman Trabzonspor verdi bu paraları. Benim düşüncem bu. Arkadaşlar akıl var, mantık var. Oynamayan futbolcu nasıl şikayet yapar? Herkes Belhanda mı? Gidip maç... Mesela maçın sonunda üçlü çekledi. Mesela Trabzonspor hiç mi rahatsız olmadılar o Belhan'dan üçlü çektiğinden? Ulan biz şikayete karşıyız falan filan deyip hiç mi rahatsız olmadılar mesela? Kendilerine alakadar etsin etmesin. Önemli değil. E şikeden rahatsız olan her maç rahatsız olur. Mesela Bursa'nın kümede kaldığı bir maç var. İnanılmaz bir şeydi o da. O da ayrı bir maçtı. O maçtan sonra hatta bazı taraftarlar Trabzonspor'u bıraktıklarını söylediler. Biz Fenerbahçe'ye söylemedik daha bırakmadık ama aynısı diye. Aynen çok şey yapmıyorum. Burası Süper Lig. Burası Türkiye Ligi. Maalesef ve maalesef burada adalet gitti. Kayboldu. Adaletin kaybolduğu yerde artık anarşi başlar. Anarşi de nasıl başlar? artık ipini e, nasıl diyeyim gemisini yürüten ilişkisini iyi yapan lobisini iyi yapan şampiyon yapılır abi. Olay bu kadar basit. Öyle iyi futbolcu alayım iyi takım kurayım falan al. Fenerbahçe tarihi bir kadro kurdu. Her maç Fred'e hayvani fauller. İki penlik maçı. iki Samsun maçı. O Talya'nın falan şey yaptığı e, Fred'e yaptığı akıl tutulması ya. Sakatlama yönelik hareket. Hiç mi Allah korkun yok? Sen bu işten ekmek yiyorsun. Allah hesabını sorar. Benim ayağıma da bir şey olur kırılır falan diye hiçbir düşünmüyorsun Talya. Ya da başkaları. Opendik sahasında zemininde, Ankara zeminde. Ne zeminlerde oynatıldı? Rize zemininde. Ben çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Transferle transferle olacak iş değil. Ama içiniz rahat olsun. Fenerbahçe transfer için elinden geleni yapıyor. Furkan Soytürk Fenerbahçemize hayırlı olsun. Aynı zamanda Can Uzun için çok ciddi bir çalışma var. İyi de hocam. Yazın şu olacak bu olacak. Hepsini geçin arkadaşlar. <laughs> çok ciddi bir çalışma var. Kenan Yıldız treni kaçtı. Berkay Yıldız ya da benzer bir yabancıya bir şeyler yapılabilir. Ben Ferdi tutabileceğimizi zannetmiyorum. Hala ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanı olacağı fikrinde hem fikirim. Murat Sancan da Federasyon Başkanı olmasını hem istiyorum. Hem içimden bir ses de böyle söylüyor. İrfan Can'ın dönüşü Cengiz için iyi olur. Çünkü Cengiz çok ciddi inişli çıkışta grafik sergiliyor. Yani en azından bu ikisini birbirine yedeklemesi lazım. Aynı zamanda için sarı kart sınırında olduğu, Cengiz'in sarı kart sınırında olduğu gerçeği var. Şimanski'nin de sarı kart sınırında olduğu gerçeği var. E, muhtemelen Pendik maçında aman bunlar Trabzon maçında oynamasın diye hakem sen anama mı sövdün? Ana, anama mı sövdün deyip direkt sarı kart verecektir. Ben eminim yani. Çünkü Türkiye'de futbol Fenerbahçe'ye karşı oynanan kirli bir düzene doğru gidiyor ki artık e, rakipler de bunu anladı. Ya Beşiktaş'ta arkadaşlarım, Galatasaraylı arkadaşlarım bile artık ya biz de artık sıkıldık. Gerçekten de iş başka yere gidiyor demeye başladılar. Ya, siyasetin bu kadar içinde olmamaları gerektiğini söyleyenler var. Öbür türlü memnun olanlar var, hoşuna gidenler var. İyi oluyor, iyi. Başka türlü sizinle baş edemeyiz diyenler var. Fener mafya takımı diyenler var. Fenerbahçe mafya takımıymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Utanmadan 1989'dan beri Fenerbahçe'nin kullandığını iddia edenler var. Hatta Fenerbahçe FETÖ'cü yaftası yapıştıracak kadar geri zekalı olanlar var. O kadar geri zekalılar ki Fenerbahçe FETÖ'cü yaftası yapıştırıp 3 Temmuz'u kendi kendine yaptı o zaman Fenerbahçe. Geri zekalı ya yani bunların zeka seviyesindeki şey çok ilginç. Kendi pisliklerine kendi Bahçelerine bakmayıp herkesin bahçesine atıp tutarlar. Türk futbolunda kumpas mı arıyorsunuz? Kumpas arayan, Türk futbolunda kir arayan, leke arayan herkes kendi takımına bir baksın. İnanın başka takımlara gereğiniz kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Son e, maçta şampiyonluğu 3 kez kaçıran Fenerbahçe'de. Yani son maçlarda şampiyonluk e, kazanılmak isterken kazanılmıyor. Ama gidip sezonu kazandığını düşünüyorlar. Ya neyse çok fazla şey var arkadaşlar. Yani saymakla bitmez. Ama eğer transferle şampiyon olunacağına inanıyorsanız. Evet arkadaşlar Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Yönetim ister değişsin ister değişmesin. Görüşmeler bir aşamaya getirilir. Yeni yönetim kararı verir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama transfer çalışmaları sürüyor. Bunu da belirteyim. Görüşmek üzere. Kanalımıza da desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.